Duyuni Umumiye'de çalışmaya başlıyor 1893-1894 arasında. Böyle bir ailede ve iyi bir yerde çalışırken de birden çalışmayı bırakıyor ve kendisini yarını olmayan, geleceği olmayan, her zaman içinde öyle görülmüş Baba Ali'ye, basın ve edebiyat dünyasına adıyor. Yıl sürecek olan bir sürgünlük dönemi, bir gezi dönemi başlar kendisi için. Önce Mısır'a gider. Mısır'dan Londra'ya, Viyana'ya, Hindistan'a kadar uzanır yolu. Marsilya'ya ve her yerde farklı meslekler de bulunur. Ne bileyim işte editör olur, gazete yayınlar her gittiği yerden. Elmas satar. Çok fakir olduğu dönemlerde Hristiyan gibi şekillere girip işte Hristiyan derneklerinden yemek alır. At yarışı acenteliği yapar. Hani böyle farklı farklı mesleklerde çalıştıktan sonra 1908'de tekrar İstanbul'a döner. Ve 1915'e kadar da İstanbul'da çalışmaya çalışır. Farklı gazetelerde tefrika romanları yayınlayarak geçimini kazanır. Yazar, yolculuk eder, yaşar ve en büyük tutkusu olan içkiyle haşır neşirdir. İçer yani hayatının sonuna kadar içer ve hatta ölüm sebebinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir tanıklık var kendisi hakkında. Balzac olabilirdi fakat Duma oldu diye. Hani gerçekten çok zeki, çok hayatı iyi tanıyan, karakterlerini iyi de kurgulayabilecek bir insanken, Balzac olabilecekken Duma olur ve Duma olarak da kalır. Kendi o en büyük romanlarını gazetelerde yayınlar. Hani ne kadar romancı diye niteleyebilir miyiz kendisini? O bile şüphelidir. Çünkü tefrika romancısıdır. Aslen hiçbir zaman oturup da ne bileyim bizim bildiğimiz anlamda bir romancı olmayacaktır. Gazetelerde her gün yazılan tefrika romanlarından en iyilerini kendisi yazar. Hatta şöyle ki hani içki masasında yazıyordur çoğu zaman. Bir bakarsınız romanlarını okursunuz bir yerde şimdi Türkçe isim vereyim ya da Hagop diye başlar diyelim karakter. Bir 10 tane 20 taneden sonra Ahmet olur. Ya dersiniz bu nereden çıktı? Aslında o Hagop'tur. Yani iyi takip etmek lazım. Özellikle yayıncıysanız. Çünkü 4-5 tefrika sonra yine o Hagop'a döner. Ya da biz de içelim. Evet, ya da biz de içelim, evet. Ve her
alanda üretim yapan bir isim olmuştur Gergan Duyan. Her alanda. İşte roman, tiyatro, kısa roman, araştırmalar yazmıştır. Sözlük yazarlığı ya da asistanlığı, sözlük bir sözlük yazarına asistanlık yapmıştır. Anı yazmıştır. Günlük kısa kronikler yazmıştır. Çeviriler yapmıştır. Yani ne isterseniz var aslında. Şimdi biraz durup Abdülhamit ve Sherlock romanına gelelim. 1910'lu yıllara. Kendisi 1908'de İstanbul'a döner ve 1908'den sonra romanlarını tefrika etmeye başlar. Ve o sırada 1911 sanırım değil mi Seval? Arevelk gazetesinde Arevelk gazetesini yayınlamaya başlarlar. Ve Arevelk gazetesini yayınlarken bu Abdülhamit ve Sherlock Holmes romanından orada tefrika etmeye başlar. Ben burada sözü Seval'e veriyorum. Sonra tekrar konuşacağızdır. Ben de. Siz bu romanı nerede buldunuz? Nasıl evet, nerede? Tanıştınız? Nereden çıktı bu roman? Bunun hakkında biraz konuşur musun lütfen? Evet. Teşekkür ederim. Ben de burada olduğum için çok mutluyum ve bu kitap vesilesiyle ayrıca yani Robert'e beni buraya davet ettiği için de çok teşekkür ederim. Şimdi aslında bu kitabın macerası şöyle, Didem Ardalı Büyükarman benim hem meslektaşım hem arkadaşım, biz yıllardır birlikte çalışıyoruz. Biz bir TÜBİTAK projesi yaptık beraber ve o 2000 yani 1928'e kadar Arap harfli Osmanlı'da yayınlanmış polisiye romanların bir tarihini yazmaya soyunduk beraber. Bu projede işte proje sırasında da aslında biz kitapları tararken bu romanla karşılaştık Yervant Odyan'la. Ve bu kitaba çok şaşırdık açıkçası. Zaten en başta adının Abdülhamit ve Sherlock Holmes olması, bunun bu kadar devasa bir kitap olması ki orijinali 1000 sayfa, yani biraz büyük boy ve iki sütun halinde yayınlanmış bir roman. Yani bunun kadar var orijinali de neredeyse. Aslında bizim bunu yayınlamak gibi bir şey hiç aklımızdan geçmemişti. Onu da söyleyeyim. Bu kitabın yayınlanması, çünkü 1000 sayfalık Osmanlıca bir romanı yayınlamak, yani onun Latin harflerine aktarmak çok büyük bir iş. O süreçte bir işte Everest yayınlarıyla tanıştık ve onlar polisiye yayınlıyorlardı zaten ve Cemileri, şimdi Everest yayınlarının yayın yönetmeni, yeni şey olmuştu, yayın evine yayın yönetmeni olmuştu ama öncesinde biz Sema Köksal Everest yayınlarında yayın yönetmeniyken bu kitabı onunla yayınlarız diye konuşmuştuk ve sözleşme yapmamıştık. Sonra biz bu kitabı çalışmaya başladık ve kendi aramızda paylaştık. O sırada Didem'in gözlerinin nuru söndü. Neredeyse bunu zamanında yetiştireceğiz falan diye. O arada sonra bir baktık gazetede Sırma Köksal ayrılmış. İşte gezi olayları. Bu arada gezi olayları oldu ya, biz bu kitabı çalışıyoruz. Neden onu da anlatacağım zaten. Ve Sırma Köksal'ın ayrıldığını öğrendik. Biz 1000 sayfa romanı hazırlamışız yani bu arada da. Ve sözleşmemiz falan da yok. Neyse, Everest yayınlarına Cemileri yayın yönetmeni olunca bizi davet etti. Böyle bir kitap varmış daha önce ve bunun yayınlanması gündeme gelmiş. Ben bunu yayınlamak istiyorum diye. Ve bu onun da yaptığı ilk iş oldu aslında, kırmızıdan önceki cilt. Yeşil. Evet, yeşil. Başka bir kapağı vardı. Bu sayede kitap yayınlanmış oldu. Kitabın ilk baskısı sadece Arap harflerinden Latin harflerine aktarılması şeklindeydi. Biz yine çok şaşırdık çünkü kitap çok büyük bir ilgi gördü. Ve ikinci baskısını bunun kırmızı kapaklı ve yine böyle sarı kağıda oldukça şık bir şekilde bastılar. O da bitti. Sonra üçüncü baskı yapıldı. Ve bunları yani büyük miktarlarda bastılar. Öyle 500 bin baskılarla olmadı. Yani okur tarafından Arap harfli bir romanın bu kadar ilgi görüyor olması zaten son derece şaşırtıcıydı. Bir de aslında biz yaptığımız işin, yani bu kitabın yayınlanmasının ve aynı zamanda bunun dünya edebiyatı açısından da ne kadar önemli bir kitap olduğunu Seva'nın Agos gazetesinde yazdığı yazıdan sonra fark ettik.
Çünkü Sevan Agos gazetesinde bir yazı yayınladı. İşte Everest yayınları muhtemelen bu kitabı bastığında ne kadar önemli bir iş yaptığının farkında değildi. Hani bu kitabın öneminin de farkında değildi. Biz de değildik. Yani biz sadece bildiğimiz Arap harfli bir Osmanlıca önemli bir romanın yani ne diyelim günümüze kazandırılması gibi bir şey yaptığımızı düşünüyorduk. Fakat Sevan'ın yazısından sonra aslında burada da sen sözü al istersen. Bu kitabın nasıl bir önemi olduğunu anlamış olduk. Yani sadece Arap harfli olarak basılmadığını, aynı anda birçok dilde basılan, yani tefrika edilen bir roman olduğunu öğrendik ki bu zaten sanırım döneminde böyle bir kitap çok rastlanabilir bir şey değil dünyada da. Şimdi ben de ilk Abdülhamit ve Sherlock Holmes'u alınca, hani Yerman Odyan, Abdülhamit ve Sherlock Holmes çok şey bir roman. Hani Yerman Odyan çünkü çok bilinen, çok okunan Ermeni yazarlarından biri. Ve Türkçe olarak yayınlanması bunun. Hani ilk önce ben de şaşırdım. Çünkü Odyan Türkçe bir eser vermiş değil. Türkçe olarak bir eser yayınlamış değil. Ama benim Odyan araştırmalarından okuduğum bazı satırlar aklıma geldi. Burada arkadaşımı da anmak isterim. Kendisi vefat etti. Kirkor Hagopian'ın bir çalışması var. Kendisi orada Yerevan Odyan'ın zamanında romanlarının Türkçe ile Rumca ile zamanının dillerinde de yayınlandığını bahsetmişti o çalışmasında. Fakat herhangi bir veri yoktu. Böyle bir bahisti. Ben araştırmak isterim. Hani bu romanın Ermenice olduğundan adım kadar emindim. Çünkü bu roman Ermenice olarak da yayınlanmıştı Erivan'da. Ayrı bir kitap olarak. Yerevan Odyan'ın 6 ciltlik bir külliyesi var. Tam değil tabii. Ve onun içinde 2. veya 3. cilt bu roman. Abdülhamit ve Sherlock Holmes. Fakat orada da herhangi bir şeyden bahsetmiyor. Bunun aynı zamanda Türkçe yayınlandığından vesaire bir bahis yok. Daha sonra ben bu gazeteyi bulmak için, çünkü Türkiye'de yoktu, Viyana'ya gittim. Viyana'da Arabet gazetesinin arşivi vardı, Mkhitaristlerin kitaplığında. Ve orada baktığımda bu Arabet gazetesine bir de gördüm ki gazete bir yenilenmeye gidiyor. Yerevan Odyan ve arkadaşları hani gazetemizde diyorlar Ermenice olarak makaleleri yayınlayacağız. Aynı zamanda Osmanlı toplumunu ilgilendiren bazı makaleleri Türkçe olarak da yayınlamaya karar verdik deyip hani bir sayfada Türkçe, bir sayfada Ermenice veya bir sayfa Ermenice, bir iki sütun Türkçe olarak Osmanlıca tabii bazı makaleler yayınlanmış ve bu roman da o şekilde yayınlanmış. Hani birinci sayfada bu roman Ermenice olarak tefrika ediliyor. Arka sayfasında da Türkçe olarak roman tefrika ediliyor aynı anda. Fakat çevirmeni kim? Meçhul. Hani herhangi bir çevirmen adı belirtilmemiş. Ve bu roman daha sonra yayınlanırken, hani Abdülhamit ve Sherlock Holmes Ermenice olarak yayınlanırken Türkçe'de yayınlanıyor aynı gazetede. Başka bir kaynaktan okuyoruz ki Rumca olarak da yayınlanıyor. Yunanca'da bir gazetede tefrika ediliyor. O gazeteyi de bulamadım maalesef. Çok sordum ettim ama bulamadım. Evet, aynı anda Rumca olarak da tefrika ediliyor. Ermenice'nin İlk cildi yayınlanıyor. İlk cilt derken hani daha küçük tabii, broşür şeklinde. Hani yayınlanırken tefrika kitap olarak aynı zamanda yayınlanmış ve yani halkın büyük bir ilgisi var belli ki kendi döneminde ve gazetede de zaten arada sırada reklam olarak bahsediliyor bundan. İşte yazarımızın bu romanı çok büyük ilgi görüyor vesaire vesaire diye. Ve ben de makaleyi onun üstüne yazdım. Evet evet, yani çok dilli olarak yayınlanmış. Bir de biz 2 yıl önceydi galiba, Sevan'la bir Açık Radyo'da bir program yapmıştık. Orada ben ona sormuştum, o cevap vermişti. Şimdi de böyle tam tersine çevirmiş gibi olduk. Biraz romandan bahsedebiliriz. Evet. İsterseniz hani bu roman neden bahsediyor? Abdülhamit ve Sherlock Holmes romanı.
Şimdi ikinci meşrutiyetin, yani Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra 1909'da var olan ortamda Abdülhamit hakkında yazmak ve Abdülhamit hakkında kötü şeyler yazmak, Abdülhamit'i kötüleyen şeyler yazmak oldukça revaçta bir şey haline geliyor. Aslında Odiyan'ın romanı da bu revaçta olan, yani bu modaya uyan eserlerden birisi. Yani bilmiyorum romanı okuyanınız var mı aranızda ama roman şöyle başlıyor. Bir cinayet işleniyor. Ben tabii sonunu anlatmayacağım tabii size. Bir cinayet işleniyor ve bu cinayeti, yani öldürülen de Abdülhamit'in hafiyelerinden birisi. Ve bu cinayeti bir gazeteci araştırmaya başlıyor. Fakat bu hafiyelerin öldürülmesi giderek arka arkaya olmaya başlayınca Abdülhamit sonra Londra'ya, Buzuruz Paşa'ya haber veriyor. Diyor ki Sherlock Holmes diye biri varmış. Burada da kimse bu cinayetleri çözemiyor. Dolayısıyla siz hani lütfen Sherlock Holmes'u bulun ve Sherlock Holmes'u İstanbul'a getirin. Hani ben ne gerekiyorsa ona vereceğim diyor. Ve Buzuruz Paşa Sherlock Holmes'u buluyor. Ve Sherlock Holmes padişahın daveti üzerine İstanbul'a geliyor. Ve bu hafiyelerin öldürülmesini araştırmaya başlıyor. Fakat bildiğimiz Sherlock Holmes değil. Yervant Odyan'ın Sherlock Holmes'u. Biraz değişmiş bir Sherlock Holmes. Çünkü buradaki Sherlock Holmes İskoç, İngiliz değil. Evli. Ve aslında Sherlock Holmes onun iş ismi. Asıl ismi de farklı. Ve çocukları var yine bildiğimiz bir Sherlock Holmes olmayarak. Tabii Sherlock Holmes bu olayı hemen çözüyor. Yani çok bir vakit almıyor. Yani bu hafiyeleri kimin öldürdüğünü bulmak oldukça kolay oluyor onun için. Tabii burada aslında hafiyeleri öldürenlerin İttihat ve Terakki üyeleri olduğunu öğreniyoruz Sherlock Holmes'un araştırmaları sonucunda ve Sherlock Holmes kendisi bir vicdan muhasebesine girmeye başlıyor. Hani bir Abdülhamit ve etrafındaki adamları görüyor. Tabii bu da döneme göre çok normal. Bir de hani bir özgürlük ve Abdülhamit'e karşı olan bir İttihat ve Terakki üyelerini görüyor ve artık biraz vicdanı onu rahatsız etmeye başladığı için farklı bir şekilde pozisyon alması gerektiğine karar veriyor. Sonra anlatmayacağım. Yani sonra ne olduğunu. Sonuçta polisiye öyle ya da böyle. İttihat ve Terakki işin içine girdiği zamansa artık biz neredeyse gün gün İttihat ve Terakki'nin İstanbul'da nasıl örgütlendiğini, ki kitabın coğrafyası sadece İstanbul'dan ibaret değil, Adana, Kilis, Anadolu'yu da dolaşıyorlar ve Selanik'e de gidiyor İttihat ve Terakki üyeleri. Bunların nasıl örgütlendiklerini, yine bu meşhur Abdülhamit'e suikast olayının nasıl planlandığını, bu planın içinde kimlerin olduğunu bize anlatıyor. Bir de kitapta resimler var. Abdülhamit'in işte Saliha Hanım, kitabın baş karakteri aslında Saliha Hanım. Saliha Hanım'ın bir fotoğrafı ve işte Necip Merhamet Paşa gibi Abdülhamit'in yanında çalışanlar, onun sadık yaverleri diyelim. Onların da fotoğraflarını, hatta bir tane de İstanbul fotoğrafında yer veriyor kitapta. Şimdi ben şunu söyleyebilirim aslında. Bu kitabı biz diğer, yani 20. yüzyılda ve 19. yüzyılda yayınlanmış Osmanlı edebiyatı içindeki romanlardan farklı ne var bu romanda? Biraz belki onu konuşabiliriz ya da bizi ne çok şaşırtmıştı. Şimdi bir defa şöyle bir şey var. Odyan'ın romanı bize rengarenk bir İstanbul anlatıyor. Yani mesela bizim daha önce bu döneme dair okuduğumuz polisiyelerde gayrimüslim tebaa genelde suçlu tebaadır. Yani şeydir, onlar suçlu olanlar ve ya da en iyi ihtimalle işte sonra önceleri kötü olup sonra işte tırnak içinde doğru yolu bulup işte polisle birlikte çalışmaya başlayanlar. Şimdi mesela Odyan böyle bir toplum anlatmıyor. Böyle bir Osmanlı toplumu anlatmıyor Abdülhamit ve Sherlock Holmes'e. Aksine buradaki renklilik içerisinde özellikle İttihat ve Terakki'de, mesela İttihat ve Terakki'de Ermenilerin nasıl, sadece Ermenilerin de değil işte İtalyanların, Fransızların nasıl önemli bir rol oynadıklarını ve İttihat ve Terakki'nin kurulmasından itibaren bütün Osmanlı toplumunun ikinci meşrutiyeti ve işte İkinci meşrutiyet olduktan sonra birlikte yaşamak ve daha özgür bir toplumda yaşamak için nasıl mücadele ettiklerini anlatan bir romana dönüştürüyor Abdülhamit ve Sherlock Holmes'u.
Bu mesela çok ayırt edici bir şey. Yani dönemin diğer Osmanlı polisiyelerine baktığımızda biz böyle bir anlatıyla karşılaşmıyoruz. Maalesef yani Odyan'ın dışında Türkçe yayınlanmış işte Ermenice ya da Rumca şeyleri bilmediğimiz için polisiyeleri onların yaklaşımlarından da haberdar değiliz. Ama Arap harfli ve ne diyelim Türkler tarafından yazılmış polisiyelerde aynı hikaye yok. Tamamen şey hani daha gayrimüslimlerin doğrudan suçlu gösterildiği bir polisiyeden bahsediyorlar. Ama Odyan'ınki böyle bir polisiye değil. Daha doğrusu suçlu zaten doğrudan hükümran olanın kendisi burada. Peki roman hakkında, romanın yapısı hakkında neler söyleyebilirsin? Ha, yapısal evet. Olarak da romanda ilginç sahneler var. Genel evet. Olarak onun hakkında da konuşmak ister misin? Yani şimdi aslında şöyle, biz hazırladığımız için demiyorum ama roman, yani 1000 sayfa olması sizi hiç korkutmasın, son derece akıcı bir şekilde kaleme alınmış ve çok hızlı bir şekilde okunuyor. Ve o tefrika romancısı olmasının getirdiği ya da bu eğer gerçekten çeviriyse, hani ona da bir şey diyemeyelim. Henüz bir şey değil, çevirmen çok iyiymiş ya da diyelim. Oldukça akıcı. Bir de şöyle bir şey var, yani tam bir belgesel gibi aslında. Yani siz İstanbul'un bütün sokaklarında dolaşıyorsunuz, evlerin içine giriyorsunuz. Sonra İttihat ve Terakki'nin nerelerde örgütlendiği, bunların insanlara nasıl ulaştığı, toplantılarda neler konuştukları, işte birbirleriyle nasıl bir ilişki ağı içinde oldukları, bu böyle şey gibi. Neredeyse hani İttihat ve Terakki'nin başarıya giden yolunu böyle gün gün izleyen bir romana dönüşüyor. Ya zaten Abdülhamit ve Sherlock Holmes romanı. Bir taraftan tabii bu İstanbul'daki örgütün başı bir kadın. Yani Saliha Hanım. Bu da mesela çok karşılaştığımız bir şey değil. Yani hem gerek polisiyelerde bir işte Peyami Safa 1920'lerden sonra yarattığı iki tane işte bu çete reisi kadın figürü var. Onun dışında bir çete reisi var. Bir de Şeytan Adiye var. Onun dışında Saliha Hanım üç yani dördüncü aslında ama ilk figür. Onlar da hırsız. Onlar da hırsız yani böyle bir kahraman değiller ama Saliha Hanım bir kahraman. Ve bütün örgütlenmeyi İstanbul'da o gerçekleştiriyor. Şimdi ve tabii bir de şöyle bir şey var. Biz Arap harflerinden Latin harflerine aktarırken de ben bunu günümüz Türkçesiyle yani günümüz Türkçesine çevirirken de şey yapmadım. Yani Odyan'ın yani bu kitabın kendine has bir dili var, bir cümle yapısı var, kullandığı kelimeler var. Ve bu bazen bize bozuk gelebilir. Yani hani Türkçe'de bu böyle söylenir mi? Ya da o dönemde bu böyle ifade edilir mi diye. O ifadelere biz hiç dokunmadık. Çünkü yani neyse, oradaki yani kitabın kendi dili neyse, bu olduğu şekilde ortaya çıksın diye. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yani bütün polisiyelerde bu vardır. Her zaman hani bir şey vardır ya, tırnak içinde halis edebiyatta. Biz neyi görürüz? Yani İstanbul'un belirli yerlerini görürüz. İşte Pera'yı görürüz. Ne bileyim işte daha çok Beyoğlu'nda dolaşılır falan. Ama polisiyeler her zaman bize bu görünenin bir arka sokağında ne olduğunu ya da işte her şeyin iyi göründüğü bir evin alt katında ya da ne olduğunu gösterir. Şimdi burada bir yeraltı var. Aslında itiraf ederek aynı zamanda bir yeraltı örgütlenmesi. Ve o yeraltı örgütlenmesi yani İstanbul'un belirli mekanlarının nasıl örgütlenmek için kullanılabileceği ki benzer bir şey Milli Cinayet Koleksiyonu'nda da vardı ama o tamamen böyle fantastik bir düzleme taşıyordu. Yani yer altında bir şehir oluşturuyorlar ve sonra işte suçlarını işleyip geri dönüp orayı korunaklı bir mekan haline getiriyorlar. Ama o yanda bu tamamen böyle bir ne diyeyim örgütlenmenin nasıl yapıldığı ve bu örgütlenme içerisinde insanların hani nasıl yoldaş olduğu ve bu yoldaşlık ilişkisinde de ne diyeyim sizin hangi milletten olduğunuzun değil ortak bir amaç üzerinde birleşmenizin ne kadar önemli olduğu yani ben tabii İttihat ve Terakki'yi anlatan yani bu roman sadece polisiyeler açısından değil hani Osmanlı edebiyatında ve sonrasında da İttihat ve Terakki'nin nasıl anlatıldığı üzerine de çok ilginç bir roman aslında. Hani nasıl bir İttihat ve Terakki anlatısı mümkün kılıyor bu işte bizim edebiyatımız.
Bir de diğer taraftan şey de var, bu aynı zamanda siyasi bir polisiye ve aslında ilk siyasi polisiye yani Osmanlı Edebiyat açısından bakıldığında. Çünkü yani yok edilmek istenen kişi hükümdar ve bu hükümdarı yok etmek için siz siyasi bir örgütlenme içine giriyorsunuz. Bu noktada da kitap sadece polisiye olmakla kalmıyor, aynı zamanda siyasi bir polisiye olarak. Ki bence çok zekice döneminde, yani Abdülhamit üzerine bir roman yazarken bunun siyasi bir, değil mi, polisiye olarak, sıradan bir polisiye değil, siyasi bir polisiye olarak kurgulanması da oldukça yaratıcı geldi bana. Peki o dönemde Sherlock Holmes'a genel bir ilgi var mı? Biz biliyoruz ki Abdülhamit, evet, Sherlock Holmes okuyordu, evet, özellikle çevirtiyordu, tabii, sarayında. Yelvant Odyan'ın bu romanından önce de bir Sherlock Holmes'a karşı bir ilgi başlamıştı. Var, var. Tabii her zaman var. Bu dediğin gibi zaten Padişah Strand Magazini, işte bu Sherlock Holmes hikayelerinin yayınlandığı dergiyi sürekli takip ediyor ve dergide hikayeler yayınlanır yayınlanmaz, bunlar çevrilerek işte padişaha okunuyorlar. Sherlock Holmes ilgisi zaten şey, o dönemde var ama bu Türkçedeki ilk Sherlock Holmes pastişi. Yani daha sonra 1914'te yani başlıyor. Yani Sherlock Holmes'ün de Türkçe'de ilk defa bir kahraman olarak ortaya çıkması bu kitapla. Sonra bunu Peyami Safa işte devam ettirecek. Odyan'dan sonra Peyami Safa. Sonra var mı başka? Şimdi tekrar yazılmaya başladı. Yani yine aynı zamanda ilk Sherlock Holmes. Yani Sherlock'un Türkçe'de başka bir yazar tarafından ilk ele alındığı tek ilk kitap bu. Çok ilginç, Sherlock Holmes, bizim babalarımızın dediği gibi. Sherlock Holmes, babam da çok seviyordu, hep böyle derdi, öyle diyeceğim. Ben Holmes diyorlar. Evet, tabii doğru, öyle diyorlar. Şimdi Erzincanlı bir yetimin anılarını okuyordum, yeni bitirdim. Hani tabii çok sonradan yazmış. Erzincan'da diyor, biz sabırsızlıkla gazetenin gelmesini bekledik ve orada Abdülhamit ve Sherlock Holmes'i okumak için. Ve bu roman, bu hatıratta birkaç kere anlatılıyor. Hani dönemin belli ki hani nabzını çok iyi yakalamış Yervan Kodyan ve hani insanları ne ilgisini çeker. Çünkü kendi amaçlarından biri de kendi anılarında anlatıyor. Hani gazeteyi sattırmak için ben yazardım. Çok satmış. Tabii ve belli ki çok satmış. Kitapta sattı. Tabii. Bugüne kadar, bugüne kadar satmış. Bir de hani az önce senin dediğine ek olarak şunu söyleyebilirim. Hani gerçekten bir yeraltı İstanbul'u ile karşılaşıyoruz. Hani bu Beyoğlu'nun altından evlerden giriyorlar, çıkıyorlar. Kayalar kapılar açılıyor. Kayalar kapanıyor. Kayaların içinde yapılan eserlerimiz, toplantılar vesaire. Hani halk bunları okuyordu ve Sherlock Holmes'in de etrafında bir gizem perdesi oluşturuyor. Çünkü onun bir İstanbul'a gelme anısı var yazarının ve ona bir nişan verilmiş. Evet, o ama tam ispatlanmış bir şey değil. Evet, çok ispatlanmış bir şey tabii değil. Tabii ki ispatlanmış değil. Hani Arthur Conan Doyle'un, evet, da hani gelmişti ya da Yıldız Sarsarı'na su kutanın kapısına kadar gelip oradan geri çevrilme hikayesi tekrar Yervant Odyan tarafından bu romanın içinde yer etmiş ve bunun Ermeni edebiyatı açısından da şöyle bir ilginç tarafı var Abdülhamit ve Sherlock Holmes'in, ki hiçbir Ermeni kahramanı yok. Genelde çünkü Ermeni edebiyatında kahramanlar hep Ermeni olur. Hani sadece hani Türk kahramanların veya senin dediğin gibi hani Fransızların, İngilizlerin mesela farklı milletlerden insanların olduğu bir roman Ermenice'de parmakta sayabiliriz. Bir de Zabel Esayan'ın birkaç romanıdır. Yervant Odyan da burada çünkü hemen hemen Ermeni karakter yok. Bu romanın devamı niteliğinde başka bir Salih roman Hanım. Daha var. Salih Hanım. Evet, onu da konuşalım. Onu da yayınlamak niyetindeyiz. Hayır, yok. Yayınlamak niyetinde değil. Sonra siz alın. Evet, tabii ki Silvan. Yani onu yayınlamak niyetinde değiliz ama yani ben onu okumadım, bilmiyorum neden sen. Ama muhtemelen Salih Hanım'ın hayatının bu kitaptan önceki halini anlatıyor. Yani eşi ve çocuklarıyla olan hikayesini anlatıyor diye düşünüyorum. Bir de
bu kitapta Ermeniler var. Evet, tek tük var. Var. Tek tük var. Bir de aslında şey, hani seninle daha önce konuşmuştuk ya, 400 sayfalık bir fazlalık var bu kitapta Ermenice'de olmayan. Evet, evet doğru. Ermenice, Abdülhamit ve Sherlock Holmes'te olmayan bir 400 sayfalık ki o... Fehim Paşa. Evet, şeyde Saliha Hanım ve Ordu Müstebite karşı ki o da aynı şekilde gazetede tefrika ediliyor. Yine Ermenice Arabette yayınlanıyor. Türkçe olarak da başka bir gazetede yayınlanmış. Ve onun çevirmeni var. Yani çevirmenin ismini biz biliyoruz. Şu anda ben unuttum. Süleyman Tevfik. Evet, Süleyman Tevfik. Onu da çevirmiş. Orada var. Ve orada evet Saliha Hanım'ı anlatıyor daha çok. Ve İttihat ve Terakki'nin nasıl iktidara yürüdüğünü vesaire onlar hikaye ediliyor. O da tabii zamanının yine önemli, çok büyük ilgi gören eserlerinden biri olmuş. Fakat bu kadar ilgi görmesine karşın Yervant Odyan'a 1920'lerde bir kendisiyle yapılan bir röportaj var. Büyük Kreş'te Hagop Siruni yapmış. Hani İstanbul zaten bitmiş ve geride kalmış bir hikaye. Hani kendisine soruyor, ölümünden sonra yayınlanmış. Hani nedir senin önemli romanların, hangileri önemli eserlerin? Abdülhamit ve Sherlock Holmes yok bu. Ya da Saliha Hanım ya da bizim bildiğimiz, bizim sevdiğimiz hiçbir romanı saymıyor. Sadece Yoldaş Pançuli'yi, onun ilk bölümünü saymış. Diğerleri de hani şey demiş hatta, benim romanlarım amacı okunması ve dediğim gibi gazetenin satılması için ben yazıyordum ve diyor affedersiniz demiş kendisi, ben de affedersiniz diyorum. Onlar benim piçlerim. Hani hangi romanı seviyorsunuz dediğinde herhangi bir cevabı yok. Bir iki tanesini söylemiş. Onların da Türkçesi olmadığı için şey yapmayayım, söylemeyeyim. Böyle. Şimdi Abdülhamit ve Sherlock Holmes hakkında şunu da sormak isterim aslında. Hani bir Türkçe okuyucu bu romanı nasıl algıladı? Hani evet, evet. Neler yayınlandı, ne eleştiriler oldu, olumlu veya olumsuz? Evet. Yani aslında kitabın ilk bu kadar ilgi görmesine biz de şaşırdık. Değil mi? Metroda okunduğunu gördüğüm evet. İlk hazırladığımız kitap. Evet, 15 tane polisiye üzerine çalıştık. Tek evet. Elde okunan kitap buydu metroda. Ya, elde okumaya çok uygun değil. Çok uygun değil, hani şu haliyle. Fotoğrafını çekeyim dedim ama ayıp olabilir. Yani aslında şöyle, ben kitabı herkes baştan sona okudu mu çok merak ediyorum. Böyle bir şey var. Çünkü benim hiç tahmin etmediğim çevreler tarafından da kitap çok iyi karşılandı. O yüzden bu soruyu kendime soruyorum. Hani sonuna kadar okudular mı diye. Bir de şöyle bir şey oldu. 2 ya da 3 yıl önce biz kitabı yayınladıktan sonra bir yayın evi yazarın adını da Yedvard Orkan gibi bir şeyle yanlış yazıp hatta şey yapıp bazı yerlerine hani o 400 sayfa yok diye kendi tasarruflarıyla işte bir Ermeni tarafından yazılmış olmasına rağmen Abdülhamit'i anlattığı için bastığımız ama bazı yerlerini çıkarmak zorunda kaldığımız diye bir şeyle yayınladılar. Bir sansürle kitabı yayınladılar. Sonra ne oldu bilmiyorum. Yayın evi çünkü onları dava edecekti. Şey diye. Çünkü daha önce bir yayınladığım için. Yani kitap çok ilgi gördü. Bayağı üzerine çizildi, edildi. Ve hani aslında bu kitap Abdülhamit'i yücelten bir kitap değil. Yani bu oldukça Abdülhamit'i eleştiren. Ama bir taraftan mesela dönemine baktığımızda bu eleştiriyi yaparken bir taraftan bir insan var yani burada. Hani her an saltanatını kaybedecek, zaten vehimler içerisinde olan, etrafındaki insanlardan sürekli şüphe duyan, acaba kim beni kandırıyor diye düşünen biri var bir taraftan da burada. Yine başka polisiyelerde de mesela Abdülhamit bazen işte ya karakter oluyor ya da ondan bahsediliyor. Sanki bir canavarmış gibi anlatılıyor ama Odyan öyle anlatmıyor Abdülhamit'i. Yani bu
saltanatını kaybetmek üzere olan bir adam ve bir takım korkuları var. Ve bu korkularıyla ve vesveseleriyle nasıl başa çıkacak? Ya o anlamda da dönemdeki o Abdülhamit karşıtlığı içerisinde daha insaflı bir pozisyon aldığında herhalde bilmiyorum söyleyebiliriz. O dönemde mesela tiyatro eserleri çok var. İttihat ve Terakki'nin içerisinde Doktor Kamil'in piyesleri var. 3 tane Abdülhamit'i merkeze aldığı piyeste Abdülhamit cinsi sapık ve manyak olarak geçiyor. Evet. Mesela burada öyle bir bakış evet, açısı öyle yok. Değil. Yani burada değil. Erol Hoca kendi o kitabında Yelvant Hoca'na epey yüklemiş. Çok ağır şeyler demiş. Değil aslında. Ama değil aslında. Ben de okudum. Değil, evet. Gayet insaflı bence. Bence de yani döneminde gerçekten Abdülhamit'i yani... Geri gelir Abdülhamit falan diye kaldı. Eleştiren bayağı bir kitap var. Yalnız Erol Bey'le bu kitap üzerine bir polisiye olay benim başımdan geçti. Ben de onu anladım. Olur, ne güzel. Bir arkadaşım Sirbart, bir başka arkadaşım Erol abi. Sirbart, Ermenice'den tercüme etmiş. Tam o sırada sizden da... Sizden de önce. Tam o sırada sizin kitabınız çıktı. Ah, en kötü şey. Oh, Sirbart Erol abiyi tanımıyor ve Erol abiden bir fikir edinmek istedi. Bir gün hep beraber bir araya geldik. Şimdi sizin kitap Ermenice'den tercüme. Erol abi yalnız Yunancası var. Ermenice'den tercüme edilmiş kitabın Yunancası Erol abide var. Onu da getir. Sonuç olarak şöyle bir şeye geldik. Dedik ki Yunanca'nın hacmiyle Yunanca Abdülhamit ve Şarlı Konsül'ün hacmiyle Ermenice'nin hacmi aynı. Efendim? Bu daha kötü yani. Tabii. Ve ondan sonra şu noktaya geldik. Sonradan para ihtiyacı çıktı herhalde. Şimdi buraya ben bir ekleme yapayım. Tabii. Bu evet, kitap 1911'de... Sirbat bir dakika seni bir tanıtayım ben. Sirbat yayın evimizin aynı zamanda sevilen şahıs isimlerinden biri. Yelvant Hoca'nın Önge Pançurisi'ni ve Zavru Hüdega'nın Karıcağ'ın gün batımına çeviren kişi. Buyurun Sirbat. Öncelikle tebrik edeyim. 1000 sayfayı sabırla çevirdiğiniz için. Malatya Ermeni tarihi. Evet, size egale etmiş oluyorum 1500'de. Şimdi şöyle bir şey var. Odyan'ın bu kitabı 1911'de Sakayan, Retor Sakayan'ın evet. Matbaasında basılıyor. Ermenicesi. Ve aynı zamanda da şeyde gazetede, Jovut Sain'da da yayınlanıyor. Ben şimdi onunla şeyi karşılaştırdığımda bir kere çok büyük bir şey var. Bölüm farkı var. Fehim Paşa'nın hikayesi. Ayrıca başka farklılıklar da, şimdi ben 17 numaralı Hafiye diye bir polisiyesi daha var. İşte Yoldaş Pantunisi var. Hadi onu izah diyelim. Sherlock Holmes, Enver ve Talat diye bir polisiyesi daha var az bilinen. Onları karşılaştırdığım zaman burayla dil açısından çok muazzam bir farklılık var. Yani öyle bir Osmanlıcayı Odyan yazabilir miydi? Hiç zannetmiyorum. Onun için Ermenicesiyle bu, şimdi ben Abaste ile kitabı birebir karşılaştırdım, aynısı. Ermenice basılan kitapla Tefrika aynı. Siz şimdi acaba hani dedin ya gazetede bir tarafında Osmanlıcası, bir tarafında Türkçesi. Onun karşılaştırmasını yaptınız mı? Hani bu fazlalık nereden geliyor? Bir kere o fazlalık bence Odyan'ın kaleminden çıkma değil. Yok değil tabii. Belli. Çünkü şöyle romanın şey, sonu da farklı. Saliha'nın evet, ismi de farklı. Roman farklı. Şimdi şöyle ki Ermenice ve Türkçe roman bitiyor. Hani bir onlar ben tabii Osmanlıca okuyamıyorum. Bir arkadaşımla oturup karşılaştırdık. Aynı yerde bir bitiyor. Fakat Türkçe olarak yayınlanan kitapta farklı bir son var. Farklı bir artı bir 400 sayfa var. Hani bu bunun kim yazdığı? İşte o zaman bunu Odyan diyebiliyor muyuz? Ben onu sormak istiyorum. Odyan diyebilir miyiz? Tabii ki çünkü Abdülhamit Sherlock Holmes'u Türkçe olarak Yelvant Odyan adıyla yayınlanmış. Hani muhakkak kendi haberi var.
Katılıyorum. Belki evet, maddi bir beklentiyle tabii tabii izni olmadan evet. Zaten olmaz da. Evet. Ama nasıl olmuş? Yani hocasıyla Ermenicesi uyuyor, tefrikası uyuyor. Bu uymuyor. Çünkü şimdi burada pardon. Burada ikinci bir kalem var yani. Pardon, sadece şey değil, hani Ermenice, Yunanca, Türkçe, Fransızca, evet, Arnavutça, Arapça. Aynen. Hani bu şimdi bu kadar bir şey değil. İkisini kıyasladık biz. Evet, hani bunlar muhakkak hani Ermenice üzerinde, çünkü Yunancası tefrika ediyor. Tabii en önce Ermenicesini yayınlıyor. Tabii ki onlar ama şey olarak yayınlanıyor, fasükür fasükür. Yok, 1911 olarak. Basımı elinde var. Evet, ayrıyetten de, ayrıyetten de var. Bir de evet, 3 tane de var. Hani illaki farklı baskıları var bunun. Çok çünkü sevilmiş ve satılmış. Yunanca baskısı, hatta çok güzel bir kapağı var Yunanca'nın. Osmanlıca'nın kapağı da çok güzel. Evet, bu güzel. Kullanılan. Ermenicesi onlarla mukayese edildiğinde çok özelsiz. İyi, iyi bir kapak. Evet, evet. Dolayısıyla o 400 sayfa dediğim gibi bir muamma açıkçası. Hani evet. Kim yanında, evet, kime söylüyor. Evet, para meselesi evet, önemli. Belki şey olabilir. Şimdi bu tefrika yazarları kolektif de yazabiliyorlar. Aynı gazetede, aynı matbaada yazanlar. Dolayısıyla yani Türkçesini yayınlamak söz konusu olduğunda birlikte çalıştığı kişilerle beraber yazmış olma ihtimali. Evet. Yani hani oturup belki kendisi bir nacim yapabilirmiş olsa bir işare yapmışız olabilir, bu da olabilir. Çünkü mesela biz hala rastlıyoruz. Yani bu tefrika yazarlarında bir bakıyorsunuz bir şeyler değişmeye başlıyor. Ya da tefrika daha çok şey olur ya, konuşmalar, diyaloglarla ilerler. Yani gerçekten bir kolektif yazım ürünü aslında. Mesela en son şeyde çıktı ya, Kamal Sahibi ve Fuat Erdiş'in yazısı. Romanın son kısmı da farklı. Burada kitaplar ne gibi bir bitiş kısmı da farklı. Tabii tabii. Bakın burada mesela, bitiyor mesela. Orada devam ediyor. Ermenice basit kısmı mesela Saniye Hanım karakteri de öyle yazık diye bir kadın olarak çıkmıyor. Kapıdan bir tarafından çocukları denize bir hikaye var böyle Türk talebelerini falan. Ondan sonra birdenbire değişime doğuruyorlar. İkinci romanda. Evet, Saniye Hanım'da. Yani Ermenicesini biz baskıya hazırlıyoruz. Evet. Öyle mi? Evet. Bunun Ermenicesini verelim. Bunun değil mi Ermenicesini? Evet. Ermenicesinin üzerinden Türkçeleşim. Biz de sizi vereyim size Salih Hanım. Birebir karşılaştık olabilir. Ben bir şey sorabilir miyim? Kusura bakmayın. Bu işin o kadar uzmanısınız ki. Yok. Ben, hayır, ben bir ucunu kaçırdım şimdi. Başa dönebilir miyiz? Bunun gazetede Ermenice'nin arka sayfasında veya yan sütünde Türkçesi, o Türkçeyi yazan, yani Osmanlı şeyi, yazan siz bir çevirmen var, adı bilinmiyor dedi. Evet, yani illaki bir çevirmen eseri olması lazım. Hayır, yani adamın hiçbir şekilde Osmanlıca bir şey yazmış olmasına imkan yok, öyle mi anlıyorsun? İmkan yok değil, tamam, yazmış değil. Yazmış değil, kesin. Yani, ama yazdırmış da olabilir. Ha, yani şunu demek istiyorum, pardon özür dilerim. Başka birisi veya birileri o çeviriyi yapıyor ve Osmanlıca yayınlıyorlar. Ondan sonra son durumda da ekstra bir 400 sayfadan bahsettiğinde o kişilerin bunu yazmış olma ihtimali çok fazla. Evet, evet. Olabilir. Evet. Ama bunlar kim oldu peşin? Belki de Orhan kendisi yönlendirildi. Kendisi yönlendirildi. Belki onlar yazdılar, bak gösterdiler, tamamdır dedi. Ha, ama kim kendi bilir? Kalemi değildir. Evet, kendi kalemi değil ama. Tabii ki, yani kendi kalemi değil ama. Evet, anladım. Çünkü şimdi şöyle, Yervant Orhan'ın Türkçe'ye ne kadar vakıf olduğunu bilemeyiz tabii. Yani illaki vakıfta. Elbette. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ama yazar olarak değil mi? Ya evet, yazar olarak değil. 1918'de kendisi 1915'te tehcir ediliyor. Hı hı. 1918'de döndükten sonra kendi anılarını kaldırmak kasteder. Orada kendisi bir yerde şöyle bir şey diyor. Hani polis diyor bana soru, işte Türkçe biliyor musun mesela? Ben de bilmediğimi söylüyorum. Ha. Ama şimdi oradaki şartlarda hani belki de bilmemek işine gayet geldi. Gayet tabii. O anda evet, kimine girmek aslında başka sebeplerden dolayı evet, olabilir. Evet. Hani çok da güveneceğimiz bir tanıklık değil İfade aslında. Değil, evet. Fakat hani tek tanıklığı da o. Anladım. Hani,
Peki bir şey daha soracağım. Kusura bakmayın, bak bir şey yapıyorum ama. Şimdi Androfinkel tuttu bu konuda bir kitap. Evet, o da yazdı. Evet. Şimdi... Ben okumadım. Ha, okumadım. Ben de hem bu kitap hem Finkel'inki var elimde ama henüz okumuş değilim. O da Abdülhamit ve Sherlock Holmes. Aynen, öyle. Evet. Acaba bundan yararlanarak mı yazdı? Çok büyük ihtimal. Merak ediyorum şimdi. Roman mı? Roman yazdı. Şimdi evet. Kolum kime dönüştü? Çok güzel. Elinize sağlık, sizin de gözünüze sağlık. Çok teşekkürler Selam Bey. Bu vesileyle konuşmuş olduk. Yanımızdaki beyefendi, Alpe Yayınları'ndan Elif Sıkır'ın kardeşi ya da ana arkadan çıkan Abdülhamit kitabının romanının yazarı Şefik Fırat Bey'dir. Aynı zamanda bir hüzünlü bir komedi adlı yine Abdülhamit ağırlıklı olan Entarkaşı davası müziklerini yazmış beyefendidir. O yüzden bilgisini o anlamda değerlendirmesi rica edeyim. Benim sorum şu, Abdülhamit Ustayet'in kitap benim son bir de yayınlandı değil mi? Evet. Şimdi sorduğum emin olmak için Şefik'te, Selanik'te olduğunu biliyoruz. Evet. Okumuş mu Abdülhamit onu biliyor muyuz acaba? Öyle bir dedikodu var mı? Kendi hakkındaki bütün her şeyi okuyan bir adam çünkü. Yani kim ne yazmış diye getirtmiş mi bilmiyoruz bunu galiba değil mi? Hayır tabii yanlış şey, yani oraya ufak bir şey. Bu imkanı. Zaten okuyan biri değil, dinleyen biri. Dinleyen biri de. O da arkadaşları özetliyor. Evet. Ayrıca o kadrosu zaten yok yanında. Tabii o kadrosu yok Selanik'te. Ayrıca İstanbul'da gibi Selanik'te ve her istediğini getirtip de bunlarla yapma imkanları da yok. Belki de Abdülhamit okuyor diye Türkçe olarak da gelmiş. Ama şimdi... Bu da İttihat Terakki gizli örtülü ödeneğinden falan silahsa edilmiş gibi. Sadece Abdülhamit karşıtı değil yani. Mesela 17 numaralı Hafiye'de Enver Talat Cemal üçlüsünü yani hep muhalif olmuş o. Hani bu şey ya, o zaten soykırımdan sonra yazdığı için. Burada değil mesela. Yani daha sonra zamanına göre muhalif olmuş. Evet, zamanına göre muhalif olan bir o çünkü yani soykırımdan sonra yazılmış bir eser. Burada mesela aslında Mısır'da galiba yayınlanmış hani başka bir döneme ait. Kitabı 5 sene sonra yazmazdım muhtemelen. Yok yazmazdı. Bayağı bir öpüyor çünkü orada. Tabii bunun arkasından işte o hafiyeyi yazıyor. Orada yerden yere vuruyor yani. Bütün Jön Türkleri bu sefer onlara muhalif oluyor. Bu arada şey hani Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda da bir oyun vardı. Abdülhamit adında bilmiyorum. Beyefendi bilir onu. Hangisi? Bakırköy Belediye Tiyatrosu. Şimdi mi? Yeni mi oldu? 2 yıl önce ben gittim seyrettim. Hatta sonra oyuncularıyla, yönetmeniyle de iletişime geçtik. Onlar da böyle bir şeyden hiç kitaptan dahi haberleri yok. Ha yani siz başka şeyden bahsediyorsunuz. Bambaşka bir şeyden. Evet. Ben bununla ilgili diyorsunuz. Evet, bununla ilgili değil. Kendilerine ha. Hatta ben hem kitaptan bahsettim hem benim yazımı gönderdim. Onlar da çok şaşırdılar hatta. Yani o dönem bu Abdülhamit bir furya oldu. Aa, hatırladım şimdi. Ben oyunu izledim. Evet. Evet. Yine bir Sherlock Holmes yine bir baştan çıkan polisiye oyunu izledim biliyorum. Şey var evet. Selam pardon ya. Orası bence biraz böyle boşlukta kaldı hissediyorum. Yani çok emin. Hayır kendi yazmadı dedin ama daha sonra Osmanlıcısı. Osmanlıcısı. Hayatım tabii. Yazmadığını biliyorum dedim ama sonra nereden şimdi şöyle bir şey var, sen anlatırken aklıma geldi. Benzer bir şey Theodor Kasab'ın hayat hikayesinde var. O da 19. yüzyılda Rum bir yani Osmanlı ve o da muhalif. O da mesela yazdığı şeyler Türkçe yazabiliyor mu, yazmıyor mu? Mesela onunla da ilgili bir tanıklıkta bir işte mahkeme oluyor. İşte hatta sonradan Fransa'ya kaçmak zorunda kalıyor. Diyor ki işte Türkçe yazabiliyor musun? Yani ifadeni şey, hayır diyor yazamıyorum. Türkçe yazamıyorum ama bu adam gazete dergi çıkaran birisi bir taraftan da. Hani Türkçe yazamıyor olmasını hani o koşullarda yine o da aynı Odyan gibi söylüyor. Yani gerçekten Türkçe yazamıyor mu yoksa tam da koşullar gereği Türkçe yazamadığını söylemek. Bu aslında iyi bir strateji de olabilir. Evet. O da Türkçe yazamamaktan kasıt edebi bir şeyi yazmak. Türkçe... Tabii. Başka bir şey var. Şimdi şöyle diyeyim ben Lora'nın sorusuna doğru aslında. Şöyle ki Yervant Odyan'ın ayrıyetten yani kitap olarak yayınladığı bir eseri yok.
hani otursun hani Türkçe, Ermenice olarak. Hiçbir Ermeni yazarı yok. Tabii yok. Yani. Hani oturun ben kitap yazdım diyeceği bir yazar değil. Fakat Yervant Odyan'ın burada kendi adıyla yayınlanan ama tefrika edilmemiş artı 400 sayfası var. Şey. Bu Odyan'a aittir. Ve bu sadece Türkçe'de var değil mi? Evet, sadece Türkçe var. Bu bana göre Yervant Odyan'a ait bir eserdir. Neyi kastediyorsunuz? Onun kalemi var mı? Artı 400. Evet, yani kendisi yazmış olmasa dahi kendisi hayattayken kendi rızasıyla olduğu için bu kendisine ait olduğunu ben düşünüyorum ve kendi adıyla yayınlanmış bir eser. Ben şurasında değilim. Yani çok ikiniz de çok emin bir şekilde çeviri bu çeviri eserdir dediğiniz için. Yok ben demedim. Orada yani bu kendisi Ermeni çeviri bir kendisi direkt yazmamıştır diyorsunuz. Şöyle diyeyim, tefrika olarak yayınlandığı dönemde evet. Ermenice birinci sayfada yayınlanıyor, Türkçesi dördüncü sayfada. Ve gazetede sadece Yervant Odyan'ın tefrikası değil, başka eserler de Türkçe olarak yayınlanıyor. Aha. Hani orada ve gazetede ilanlar var, hani çevirmen aranıyor, ihtiyacımız var, eserleri çeviriyoruz vesaire diye. Hani ben orada hani Yervant Odyan hem Ermenicesini yazacak hem oturup sonra Türkçesini yazacak. Böyle bir şey beklemiyorum açıkçası. Diğer çevirilenlerde de çevirmen adı yok mu? Yok. Okay. Yok. Çevirmen adı yok. Hani o yüzden eminim ki Yervant Odyan kendisi yazmış değil. Ama kendi bilgisi dahilinde yapılmış bir ek. Ve yazar da kendisi. Aslında böyle Ermenicesi. İşte şimdi çeviri hataları gibi şeyler yakalanırsa belki. Evet, ben hani öyle gittim, mukayese ettim Türkçe ile Ermenice'yi. Tabii kelime kelime değil ama hani sayfalar çevirerek. Hani aksamıyor, aynı gidiyor. Bilmiyorum Silvat dersen kelime kelime yaptıysa. Belki ama yani olaylar olarak, olaylarda bir farklılık yok sanırım. Sonuçlarda da farklılık var. Evet. İkinci Salih Hanım'da farklılık tabii var. Tabii ki Salih Hanım'da başka. O zamanlar Osmanlı'da birçok kitap tercüme edildiği zaman özet halinde de tercüme edilme alışkanlığı var. Yani o dönemin edebiyatında bir özellikle tercüme eserlerde böyle bir gerçeklik durumunda var. Onlara da bu açıdan dikkat etmek lazım. Şimdi yabancılardan izin alınıyor muydu? Bilemiyoruz. Tabii ki Yervant Odyan mesela Savaş ve Barış'ı çevirmiş. Tolstoy'dan ama yani tamamını değil tabii ki. Ama yerli bu tür şeylerde ben öyle düşünüyorum ki hukuki olarak yazardan şey alınmıştır. Olur alınmıştır. Tabii adını tabii ki kendi adıyla sonuçta. Üslup onun mudur? Değildir. Orası ayrı. Ama hukuki olarak ben şeyde bir problem olduğunu düşünüyorum. Ya aslında bu şey için de iyi bir tartışma. Yani Osmanlı yazarı nedir? Tabii. Kimdir yani? Osmanlı tabii. Yazarı dediğimiz hani evet. Osmanlı muharriri evet. Figürü ve bir eserin kendine ait olması ne demek? Evet. Ya da bir eseri yazmak, yayınlamak ne demek? Aslında bu tarz kitaplar hani evet. Bu soruları sormak için de bir çok sebep. Yani iyi bir ve sebep aslında. Kim Osmanlı muharriri? Için. Ya da yani bu kimin kitabı? Ulus bir arada evet. Birçok dil bir arada bir bunların iletişimi nasıl kurulabiliyordu? Edebiyat bunun evet. En önemli kaynaklarından biri. Orada bir insandan bütün dillere hakim olmasını beklemek haksızlık bir taraftan. Ama onun düşüncelerinin bütün her tarafa yayılması da son derece önemli bir hizmet. Evet, ya mesela tersinden de düşünebiliriz. Mesela Namık Kemal'in Rumca bildiğini biliyoruz. Ya da Ziya Paşa'nın Ermenice bildiğini biliyoruz. Mesela hadi onların diyelim, yani Rumca ya da Ermenice bir eserleri ortaya çıktığında bu soruyu nasıl soracağız? Yani sadece Namık Kemal ve hani Rumca bir eser. Hani bu kimin eseri? Evet. O soruyu hani Namık Kemal Rumca yazabiliyor muydu? Hani diyor ya, Türkçe yazamıyordum. Ya da hangi koşullar altında? Ya da gerçekten yazmayı bilmiyor muydu? O yüzden hani bu Osmanlı muharriri ve Osmanlı evet. Muharririne ait telif bir eser nedir? Ahmet yani? Evet. Efendi'nin Ermenice evet. Yani Çetan Kaya Tılsım'ı Ermenice de yayınlanıyor. Şimdi bu noktada Ahmet Mithat Efendi mi onu Ermenice'ye çevirdi yoksa çevirmeni var mı? Evet.
işte. Ya kendisi de sadece... Felahtun'un bilinen bir kişi olarak kart vizitinde iki Ermeni hanıma yollarken çok rahat davranıyor yani roman kahramanına bunu yaptırıyor. Ama kahramanın kendisi de Ahmet Mutat. Yani sadece bir tahminde bulunursam mesela mutlaka aynı gazetede hem Ermenicisi hem Osmanlıcısı yayınlandığına göre kendisi muhtemelen o Türkçeyi de okuyup uygun mudur değil midir diye bakmıştır. Ona göre yayınlanmasına izin vermiştir ve onun için de aynı diyorsunuz ikisi. Ayrıca işte yine aynı noktaya geliyoruz. Sonraki 400 sayfaya da herhalde onun mutabakatıyla yazıldı veya neyse. Onun da adına anılması çok doğru dediğiniz gibi. Hayalet yazarlık noktasında da bir ilk. Bu gibi. Hayalet yazarlar mı var ki? Kendi kendine hayalet yazar. Olabilir. Evet. Evet tabii olabilir. Ama Tefrika'da her zaman bir kolektif yazma şeyi var. Çünkü gazete ve dergilerin hep yetiştirmesi gereken bir şey var. Bunun da gerçekten Tefrika bir roman olduğu çok belli. Çünkü bir süre sonra olay başka bir yere gitmeye başlıyor. Muhtemelen okurlardan gelen ilgi, rating dönemde olan işte bir takım politik olaylar, birilerini güzelleme ihtiyacı. Yani şimdiki televizyon dizilerinin evet, tepkilere göre yani, değiştirilmesi evet, gibi. Evet, ona göre aslında evet, kitapta böyle bir süre sonra farklı farklı yollara girmeye başlıyor. Ne kadar süre teklif edilmiş, ne zaman başlamış, ne zaman bitmiş? Arabesk'teki Tefrika. Evet. Yani öyle şeyi de merak ettim. Bu kadar içine girmişken misin? Acaba güncel siyasi gelişmelere göre akışta değişiyor mu falan gibi bir şey. Yani iddiaçlarla taşraktan arası gelindiğinde falan bir şey oluyor. Ya zaten 1909 olmuş. Evet. Yani Adana katliamı yaşandıktan sonra. Ama o şeye uyuyor. Yani bütün Ermeni siyasası diyelim, Kınçaklar dışında zaten eski rejimi Abdülhamitçileri devredip Adana'yı oradan iddiaçıları temiz çıkararak geçti. Hı. Yani o iddiaçıları yargılamamak ya da onları pozitif yazmak şeyine genel söyleme o dönemki Ermeni siyaset arasında uyuyor. Evet. Galiba 1911'de şimdi o notlarım yanımda değil ama 1911-12. Tebrikası, evet. Tebrika. Tam böyle aslında ilişkilerin girilmeye başladı. Evet, tam tarih açılamıyor. Sariye Hanım'ı Bizantyon'da 1912'de şey yapıyor. Şubat evet. ve Mart ayları arasında tefrika ediyor. Tam 11'de yani o bitiyor, o başlıyor zaten. 12'ye kadar iddiaçlara evet. karşı bir şey yoktu. Evet. Evet, 12'den. Çünkü şey, Arebek'te başlıyor, sonra Platon'a geçiyor Sariye Hanım. Evet. Evet, başka sorular? Evet, hocam, yazar açısından ve okur tarafından bakarsak, yani o artı 400 sayfayı sağlayacak bir Osmanlı Türkçe okurunu gözünde bulundurmamız gerekiyor mu? Yani belki de okura göre şekillenen bir tefrika romandı ve okurun, belki Türkçe okuyan Osmanlı okurun daha çok ilgisini çekmiş ve bu da romanı uzatmış olabilir diye düşünüyorum. Tabii bence de. Zaten Fehim Paşa hiç sevilmeyen bir figür. Yani hiç sevilmeyen bir figür. Onun üzerine bir hikayenin kitaba eklenmesi evet tam da hani döneme bir selam çakmak için iyi bir. Çünkü Fehim Paşa'yı çok en kötü karakter Fehim Paşa zaten kitaptaki. Onun için özel bir bölüm yazılıyor. Bir sorun daha olacaktı hocam yine okurla ilgili. Entelektüel okuru var mıydı romanın döneminde? Yani mutlaka notlar alındı mı? İşte o dönem bunu bir entelektüel okudu mu yoksa tamamen popüler bir kitap? Şimdi döneminde çıkmış ben tek bir yazı gördüm. Yani benim rastladığım Abdülhamit ve Sherlock Holmes'un bu Türkçe baskısıyla ilgili. O oldukça övüyordu. Yani şey imzasız bir yazıydı. Ve iyi de bir gazeteydi. Hatta hatırlamıyorum adını. Ama şey, döneminde okunan ve entelektüellerin de okuduğu bir gazete, bence okumuştur entelektüeller. Yani sadece hani satsın genel ve bu genel okura da hitap eden bir kitap. Ama entelektüellerin de okuduğunu ben düşünüyorum. Mesela Ermeni entelektüeller acaba ne diyor? Var. Birkaç yazı benim de gözüme çarptı. Hepsi olumlu tabii. Ama şunu da göz önüne almamız lazım. Şimdi Arevet gazetesi Ermenice olarak yayınlanıyor büyük ölçüde. Dolayısıyla okuyucuların birçoğu da Ermeniler diye düşünüyorum.
yani daha az diyelim büyük toplumdan okuyucusu vardı. Dolayısıyla kitap olarak yayınlandıktan sonra Türkçe okuyucuya ulaştı kitap. Ve artı 400 bu şeyde de açıklanabilir. Evet, hani, çok okuyor. Çünkü yani Ermenice bir gazetede yayınlanıyor. Evet, daha diyelim daha az okuyucusu olan. Fakat kitap olarak yayınlandığında daha çok okuyucuya kesinlikle ulaştı. Yani tabii döneminde ne kadar basıldı onu bilemiyoruz. Yani kaç baskı yaptı. Muhtemelen döneminde de satılmış. Türkçe olarak. Evet, Türkçe olarak. Yani polisiye çok satıyor zaten. Hani onu biliyoruz. Yani her zaman çok satıyor. Eskiden de çok satıyormuş. Yani biz onu şeylerde anlıyorduk. Yani kapaklar değişiyordu. İşte baskıların işte şeyler değişiyordu. Sayfa numaraları. Hep çok satıyor. Muhtemelen bu da satmış. Yani bu romanın aslında sordurduğu çok soru var ve araştırılacak daha çok yeri şey var. Hani şimdi hani bir yol açıldı ve bundan sonra eminim hani hem gençler hem daha çok ilgisi olanlar, Sherlock Holmes'e ilgisi olanlar, Abdülhamit karakterine ilgisi olanların aslında araştırılacak ve ortaya çıkaracak daha çok cevabı olabilir diye düşünüyorum. Ya biz mesela Fransa'da bir toplantıya katılmıştık Didem'le ve bundan bahsetmiştik. Oradaki Yunanlı hoca da şeyden bahsetmişti. 1912'de tam da aynı yıllarda Yunanca'da bir Sherlock Holmes pastişinin ortaya çıktığını. Belki de onda da Odyan'ın bir etkisi vardır. Hani bunun Yunanca'da yayınlanmış olması, hani Yunan edebiyatında da bir Sherlock Holmes pastişi, hani nasıl bu Osmanlı edebiyatına getiriyorlar Sherlock Holmes'u, orayı da etkilemiş olabilir bu çeviri mesela. Biz o zaman da onu konuşmuştuk kendilerimizde. Tam da aynı tarihlerde hani Yunanca'da da böyle bir şeyin ilk defa Sherlock Holmes'un bir kahraman olarak ortaya çıkması belki de şaşırtıcı değil. Yani kitap başka bir edebiyatı da etkilemiş olabilir. Bu çok dillilik. Büyük coğrafyayı. Evet, büyük bir coğrafyadaki ve çok dilli yayınlanıyor olması aynı anda. Yani diğer dillerdeki mesela ilk Sherlock Holmes pastişlerinin nasıl ortaya çıktığına da bakmak. Hani bu kitabın etki alanının ne olduğunu görmek açısından aslında ilginç olabilir. Belki Peyami Safa'yı da etkilemiş olabilir. Kesinlikle. Yani bunun haberdar olmaması mümkün değil. Zaten o da çok büyük bir Abdülhamit düşmanı. O yüzden böyle bir kitaba bayılmıştır yani. İşte yazmamış olması tuhaf hocam. Yani belki de yazdı. Tabii bilemiyoruz. Onun yazdığı polisiyeler biraz daha geç. Yok. Tabii o 1924'te başlıyor polisiye yazmaya. Yani arada kaç 12 sene falan var. Ama tabii ki bu kitaptan mutlaka haberdardır. Haberdar olmaması mümkün değil. Yine mesela bizde de işte yine Sherlock Holmes pastişinde bizdeki etki de buradan geliyor. Yani ilk Sherlock Holmes'un bir karakter olarak bu romana girmesi hani başka bir yazara daha ben de bunu yapabilirim. Yani bu da önemli bir şey. Zaten Arapça çevirisi 1920'lerde. Evet ve Osmanlı mebusu olan sonra zaten ayrılıyor, Suriye oluşturuluyor. Oradaki bir adamın oğlu ki daha sonra doktor olacak. Kendisi hani 18-19 yaşında, adını unuttum da yaşı aklımda kalmış. Herhalde babasının yönlendirmesiyle Abdülhamit ve Sherlock Holmes ve Saliye Hanım'ı beraber çeviriyor ve 11 cilt olarak yayınlanıyor. Herhalde 11 cilt böyle ciltler değil. Fasükür fasükür herhalde. Hani ikisi birden ve sanırım Türkçe üzerinden yapılan bir çeviri. Dolayısıyla o artı 400 o Arapça'da var ve belki araştırırsak Arap edebiyatının dönemin Suriye'de yapılanlar, belki orada da bir Sherlock Holmes karakteri çıkacaktır. Yani işte bu çok dilli yayınlanıyor olması gerçekten kitabı o kadar yani bambaşka bir şeye dönüştürüyor ki. Yani etki alanı otomatik olarak zaten genişliyor. Tabii. Ve hani o benzer dönemlerde ne olduğu, kaç dilde bu kitabın hani Sherlock Holmes'e hizmet ettiği aslında bir taraftan. Mesela az önce şey sormuşsunuz hani entelektüel okuyucusu var mı? İşte meclisi mebusanda mebus olan biri okumuş. İşte Peyami Safa okumuş mesela. Ki hani oğullara şey demiş hani bunu çevirip de Arap okuyucusu da okusun demiş ve çevirmiş. Yani muhakkak öyle bir şey olmadı. Yani başka böyle bir kitap var mı peki bildiğimin? Yok herhalde. Benim bildiğim yok. Dünyada herhalde yok değil mi böyle bir kitap? Yani
bizim edebiyatta yok ama. Bir kahramanın girmesi mi? Hayır hayır, bir kitabın aynı anda fazla. Arapça, Arnavutça, ha. Fransızca, Yunanca, Türkçe, Ermenice yayınlanması. Ve aynı ve paralel yani. Benim önce aklıma şey geldi. Kemal Tahir'in yazdığı Mike Hammer'lerden bir tanesi. Mike Hammer İstanbul'dadır. Evet, gelir, evet. Bir davaya karışır, çözer gider. O Pulp Fiction'larda var. Ve bu aynı anda çok belli olarak aslında bayağı geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Bu o yüzden muazzam bir şey yani. Muazzam ve gerçekten hani dediğin gibi fenomen yani daha yani dünya edebiyatı açısından da bir fenomen ve bu kitabın etki alanı hani neler yaptı başka coğrafyalarda ve başka dillerde bu da ayrıca bir araştırma konusu aslında değil mi? Tabii. Nasıl bir etki alanı oldu belli ki bir çünkü zaten çok ilginç yani dönemi düşündüğünüzde hem Abdülhamit yani çok zekice hani o tefrikanın da getirdiği bir şey hani ilgi çekmek için hala ilgi çekiyor düşünsenize. Abdülhamit'e Sherlock Holmes yani. Hala herkesin çok ilgisini çekiyor. Yani bir padişah, bir de önemli bir karakteri bir araya getiren bir roman yazıyorsunuz. Ve bu yani 150 senedir ilgi çekiyor yani. Acaba o başka dillerde yeni baskıları yapılıyor mu? İşte bunlar hepsi. Ama yani sizin bu Ermenice'den yapacağınız çeviri de mesela buna çok büyük bir katkı olacak şimdi. Yani evet. Tartışmayı yeniden aslında açmak için. Aslında çeviri 2009 tarihini taşıyor. Yani 2009'da çevirdim ben. Ama yayınlanmadı. Abdülhamit'e Sherlock Holmes'u mu? Evet. Biliyor musun peki şey olduğunu? Türkçe olarak olduğunu Osmanlı çıktı. Evet'e çıkınca durdurdu. Ha durdurdunuz mu? Durdurduk. Sonra tam şimdi Ermenicesini yayınlayacakken siz Türkçesini birazcık yine durdurdunuz. Ama artık durmayacağız. Ama bize faydalar oldu tabii. Bir sürü farklılıklar, bir sürü araştırmalar yaptık. Ama evet. Sizin yani aslında bambaşka bir şey. Ama yayınlayacaksınız yani tabii. Değil mi? Salih Hanım'ımız gelecek yani. Onun adı Abdülhamit ve Sherlock Holmes. Birinci aslında Saliha'yı yayınlamıştı. Saliha Hanım müstebide karşı diye. Ordu müstebide karşı. Saliha Hanım veya ordu ama Abdülhamit ve Sherlock Holmes'u da yayınlayacak. Çok güzel yani. Bu da ne şey hani biz yayınlamışız. Bir o bir yandan şerefi okuyacağız ona. Yani bu kitabı tabii diasporada da okumuş sonra yani Ermenice olarak da. Hani Abdülhamit ve Sherlock Holmes İstanbul'da yayınlanmış. Fasküle olarak. Daha sonra Beyrut'ta yayınlanmış, Erivan'da yayınlanmış. Hani ilgi olmuş ama yeni yayınlar yapılmıyor ama. Yeni yayınlar yapılmıyor. Çünkü roman olarak çok hani edebi zevk olarak hani alıp da okuyacağınız bir roman ama değil. Ama çok kısa sürede okuyup tabii okuyacağız. Tabii öyle. Çok kısa sürede okudum. Hani, ben değil mi? Bir öncekini de okudum. Osmanlı, tarihçiyim ben aynı zamanda. Osmanlıcam da. Bir öncekini de okudum. Ama çok öncekinin iyi. Okunması zor yani ya. Normal okuyucu için zor, zor bir şeydi. Arkadaki sözlüğü. Evet. Ama bunu okumak kolay. İşte bunu mesela işte o yüzden bize yayın evi çok ısrar etmişti. Çünkü okurlar hep şey diyormuş, biz bunu anlamıyoruz, anlamıyoruz. Hani daha anlaşılır olsun, daha anlaşılır olsun. Ben arkadaşımın şu şekilde okuduğunu biliyorum. Biz o zaman biliyor, sözlüğe bakıyor. Osmanlıca'dan Latin alfabesini aktarırken sözlüklü çalışmıyoruz. Hiçbir eseri öyle yapmıyoruz. Ama bu eser çok hacimli olduğu için evet, içine yok. Eğer yerleştirseydik eser iki katı. Yok, yani zaten altlarına koysak o şekilde anca olabilir. Ama tabii Osmanlıcası veya eski normalde çok kelimeleri bilmeyen biri için dönüp veya misafaları veya diğer onları daha milli kitaplar falan onları şey yapıyor. Sadeleştirirken nasıl bir yaklaşım benim? Sadeleştirirken ben üslubunu hiç bozmak taraftarı değilim, yazarım. Zaten aslında sadeleştirmeye de karşı bir insanım ama aynı zamanda tabii ki okurların anlayabilmesi için bunu yapmak gerekiyor. Ben mesela cümleleri hiç bölmedim. Eğer ne diyeyim bozuk kullanımlar varsa onları bıraktım. Mesela işte farklı ifadeler varsa onları sadeleştirmedim, dokunmadım. Onları Odyan'ın ya da işte şeyde olduğu gibi bıraktım. Ama yani üslubu bozmamak da ne? Mesela bazen çok girift cümleler kullanıyor bu Osmanlı yazarları biliyorsunuz. Yani bütün bir, özellikle burada layihalar var kitapta mesela. Onlar oldukça işte bu mesela şurada Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından diye bu layihalar çok ağırdır. Neredeyse işte bir paragraf bir cümleden oluşur. Elimden geldiği kadar bunları da hiç
şey yapmadı, cümleleri bölmedim. Ya bu çok meşakkatli bir iş, sadeleştirme işi. Bence Latin harflerini aktarmaktan çok iki katı daha zor bir iş gerçekten. Ama işte bir de bunu ben neden tek başıma yaptım, ötekini hep beraber hazırladık, onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlarımızın bir tarafı bir takım akademik meşgaleleri. İkincisi de sadeleştirmede tek başınıza yapmak gerekiyor. O da tek bir üslubu. Çünkü o üslubu, yazarın üslubunu bozmayacak şekilde sizin kendi kelime seçimleriniz, evet, o cümleyi nasıl anladığınız ya da nerede, yani bir kelimeye aynı anlamda ne dediyseniz onu unutmayıp tekrar aynı kelimeyi kullanmanız gerekiyor. O yüzden sadeleştirme kolektif yapılacak bir iş değil bence. Arap harflerinden Latin harflerine kolektif aktarabilirsiniz. Orada bir imla birliği sağlarsınız, olup biter. Ama sadeleştirme tek başına yapılması gereken bir şey. Ben de bunu işte 2,5 senede yapabildim ancak. Yani eğer varsa sorunlar lütfen eleştirilerinizi de bekleriz. Ama fena olmadı yani. Çünkü mümkün olduğunca çok çok az müdahale ettim şeye. Evet, Ermenice için böyle bir sorun söz konusu değil. Yerlant Olyan çok basit yazar ve yani 1914'teki Ermenice ile bile çok basit. Evet. Hani bugün de çok rahat okunabilir. Evet. Evet, ama yine de şey var, tabii ki hani sadeleştirmeye karşı izliyoruz ama aslında hani bu tarz baskılar kitapların orijinallerini okuma belki ilhamı da uyandırıyorsa yani okurlarda. Zaten Osmanlıcası da donan, yani Osmanlıcası değil mi? Sadeleştirmemiş metni donandı bayağı ortalık. Orijinal yani metni de var. Yani ama umarım o orijinalini basmaya devam ederler. Hani bunu hazırlarken evet, bizim tek tedirgin olduğumuz şey o oldu. Yani çünkü bu daha yani herkesin anlayabileceği bir metin olduğu için hani kar amacı güdüp diğerini şey yapmasınlar. Tek şeyimiz o, temennimiz. Eğer bizi dinliyorsa yayınımız. Buradan da onların şeklinde. Ama biz çok yani mutlu olduk bu işi yapmaktan. İyi ki dedik, TÜBİTAK projesi de yapmışız. İyi ki yani sonuçta 2013'te bu 1000 sayfalık bir romanı alıp Osmanlıcasını basmak çok da yani ticari kaygılar ve yayın evleri zor durumda. Hani o kadar kolay değil böyle şeyler yapmak. Hani ben gerçekten Cem'e, bilmiyorum sen de, çok sahip çıktı bu kitaba başından itibaren. Hani baskıları çok güzel yaptılar. Sayfa kalitesi, şeyi, yani evet, teşekkürlerimi sağ olun. Ellerinize sağlık, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bir şey. Yani aslında yayın evindeki hem yayın yönetmeni hem de işte onların da katkılarıyla ne güzel olmuş. Sonradan bu kitabın aslında ne kadar şahane bir kitap olduğunu da aslında değil mi? Evet. Senin çalışmalarınla ve devam eden çalışmalarla, sizlerin çalışmalarıyla biz de öğrenmiş olduk. O yüzden herhalde değil mi Didem? İyi ki yaptık dediğimiz şeylerden biri oldu. Evet, teşekkür edelim hem Seval ve ekibine hem de sizlere geldiğiniz için. Şimdi Seval ve ekibi demeyelim. Evet, yok yanlış. Yani aslında şey, yok aslında ben istersen söyleyeyim tek tek Arap harfli metinde işte Didem Ardalı, Büyükarman, Banu Öztürk, Ayşe Şahin, Emine Şule Ayva birlikte çalıştık. İşte Everest yayınlarında da bu kitabın yayınlanma aşamasında Cemil Yeri ve İlk Tosun'la birlikte çalıştık. Ayrıca bu baskı için benim Sevan'a ve Robert'e de arada küçük sorularım da olmuştu. Ne olur ne diye. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ederim. Alabilirsiniz. Alabilirsiniz.